Merhabalar, ben Ejin. Her videonun girişinde oturuyorum. Evet, bu videoda ayakta olacağım aslında. Ayakta bir şekilde size kitapları göstereceğim. Ama videoya oturmadan başlayınca sanki videoya başlamıyormuş gibi hissediyorum. O yüzden hoş geldiniz. Bugün sizinle kitaplığımdaki okunmamış kitaplardan bahsedeceğiz. Çok uzun bir video olacak. Umarım kahveleriniz hazırdır. Benim hazır. Kahve olmadan olmaz çünkü video. Kahveleriniz hazırdır ve umarım benim kitaplığımdaki okunmamış kitaplar hakkındaki fikirlerimi duymak istersiniz. Bu zorlu bir mücadele olacak arkadaşlar. Bu videodan sonra büyük ihtimalle bir süre kitap almayacağım. Çünkü elimdeki kitapları okumam gerekecekmiş gibi hissediyorum. Bu videoyla beraber de şöyle bir şey yapacağız. Okunmuş kitaplarımı ters çevireceğiz. Okunmamışlar dışarıda kalacak. Yani okunmamışların cildini göreceğim. Okunmuş kitapları ters çevirmiş olacağız. Bakalım gün sonunda kitaplarımda kaç kitap varmış, kaç kitap okunmuş, kaç kitap okunmamış bunu göreceğiz. Şimdi videoya geçelim. En üst raftan başlayacağız. Tek tek okuduklarımı ve okumadıklarımı sayacağım. Şimdi burada iki tane ince kitabımız var. Biri Sanatın Tarihi, biri de The Mighty Avengers. Bunu okudum, bunu okumadım. Bunu şöyle çeviriyorum. Bunu okumadığım için direkt koyuyorum. Ardından Jasper Kent'in şöyle bir serisi var. Bu kitaplarla bir videom var. Çok ucuz almıştım, o yüzden aldım. Asla okumadım. Çok büyük kitaplar. Ve seri tam değil. İlk kitabı yok burada. O yüzden bunları hala okumadım. Bunları şöyle yapalım. Bu video kaotik bir video olacak. Burada Log Lamar'ın yalanları var. Bunu bana İtaki Yayınları zamanında göndermişti. Hala okumadım. İlk çıktığı zamandan bahsediyorum. Belki 2017-2016 bile olabilir. Ardından Kargılar Meclisi var. Bu kitabı 10 liraya fuardan almıştım. Bunların ikisini de okumadım. Şimdi burada şey var. Haşhaş serisinin 3. ve 4. kitabı var. Tabii ki de okudum. Haşhaş serisini seven, sevmeyen aşağıya yorum yazsın. Bunlar sararmış bile. Ardından şöyle göstereyim, bunları okudum. Wildcard, Marcos, Siyah Buz. Bunu da yayın evi göndermişti bana o zaman. Ah ah, ne günlerdi, ne günlerdi. Ay, bunları da şöyle yapalım. Sonra Kan ve Bal, Yılan ve Güvercin. Bunları da okudum. Çeviriyoruz. Okumadığım bir bunlar var. Düzenbazın Kalbi, Hainin Oyunu. Bunun üçüncü kitabını almadım. Almadığım için okumuyorum ama artık okuyabilirim büyük ihtimalle. Hatta okuduktan sonra satabilirim bile bunları. Çünkü duyduğuma göre çok 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 güzel bir seri değilmiş. Sonra Fırtına kitabımız var. Bu kitabı da okudum. Şöyle göstereyim. Ardımızda Kalan Güzellikler, Düş Gemisi ve Şeytanın Stajyeri. Üçünü de okudum. O yüzden üçünü de direkt çeviriyorum. Burada bana Gülsanan'ın hediye olarak aldığı Sokak Nöbetçileri 1 ve 2 var. Yani okusam da çok iyi olur. Çok merak ediyorum ayrıca bunları okumayı. Bunları da direkt şu şekilde koyuyorum. Çünkü okumadım hala. Kaç kitap oldu ilk raftan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kitap olmuş bile. Şimdi alt satıra dönelim. Alt satırı görebiliyorsunuz net bir şekilde zaten. Alt satırda işaretlerle seçilmiş PC Case ve Kristin Case'in serisi var. Bunların hepsini okudum. Tutulma Şafak Vakti var. Bunları da okudum. Gölge Kemik, Kuşatma Fırtına, Çöküş ve Yükseliş. Bunları okumadım arkadaşlar. Okumayı planlıyor muyum? Hayır, planlamıyorum. O yüzden bunu çevireceğiz. Çünkü ben Gölge ve Kemik serisinin kesinlikle kitaplarını beğenmedim. Ama seri güzeldi. Seriyi okudum. Ha, bu arada bunu Gölge ve Kemik'in İlk kitabını okudum. Neyse, yine de çevirmeyelim. Belki gaza gelir okurum. Ölüm Adası var Go kitaptan. Okudum onu. Bu da çok güzel bir kitapta. The Originals, Yükseliş ve Düşüş. Yükseliş'i okudum. Düşüş'ü okumadım. Kötü Prensesler okumadım. Sendeki Kız, Kafes, Gizli Tarih. Üçünü okudum. Işıl Parlak Yıldızın Köle kitabı var. Okumadım. Gece Sirki, Seyyah, Kayıp Kız, Ölümcül Kaçış, Bir Başka Faust. Bakın, bunu da kimse bilmez. Deli Dolu Yayınlarından. Faust'un Bir Başka Faust versiyonu. Güzel katliamlar, yetenekli çocuklar falan var kitabın içerisinde. Güzel bir kitaptı. Ama o zaman Deli Dolu Yayın Evi tarafından gönderilmişti. Neyse, şimdi çevirmeye başlayalım.
Gölge ve kemik kuşatma bir fırtına. Çok üşüyor, yükselişi bırakıyorum. Hı-hı. 10 kitap yukarıda saymıştık. 11, 12, 13, 14, hayır 13, 14, 15, 16, 17, 18 kitap oldu. Devam edelim. Bu seri var elinizde. Benim için öl. Ben ölene kadar ölmem gerekirse bir kere daha öl. Onun için öl. Bundan ilk kitabı okudum. Devamını okumadım. Daha yakın zamanda aldım serinin diğer kitaplarını. Ama serinin devam kitaplarını okumadığım için bunları en baştan olarak değiştirmeyeceğim. Hiç bu şekilde kalacak. Göklerdeki En Parlak Yıldız diye bir kitabım var. Artemis Yayınları'ndan. Bunu okudum. Şöyle bir serimiz var. Bunun da birinci kitabı olmadığı için asla okumadım. Şimdi kim bilir ne kadar olmuştur. Yanları baskılı almıştım. 3 TL'ye aldım bunları. İnanabiliyor musunuz? Bunlar da böyle kalsın. Karanlıkta buldum seni ve gölgedeki ışığım. Bunları okudum. Gözlerindeki canavar var. Okudum. Kalbin anatomik şekli. Bunu okumadım. Bu da böyle kalsın ya da. Aynen böyle kalsın. Mart Yayınları'ndan Bu iş Burada Biter. Okuduğum daha yakın zamanda okudum hatta. Ateş ve Diken diye Dex Yayınları'ndan şöyle bir kitabımız var. Yani okumadım. Okumadım diyorum. Neden çeviriyorsam artık. Punk Elliot var. Çok güzel bir kitap arkadaşlar. Harika bir kitap. Okudum. Çeviriyorum. Kurtlara Söyle Eve Döndüm. Bunu okumadım. Cesur Yeni Dünya Aldous Huxley. Okumadım. 13 Değişim Başlığı 13 Dönüşümün Ardından. Bunları tekrar bir okuyacağım. Okumak istiyorum çünkü. Günahkar Doğan okudum. Savaşçı var bu kitaptan. Sahte Kraliçe var. İkisini de okumadım. Ne Yapsanı Biliyorum. Yitik Kız var. İkisini de okudum. Yitik Kızları şiddetle öneririm. Ardından Bir Bedenin Gerçeği ve Beriti var. Okudum ikisini de. Ardından şöyle Cam Şato'nun en eski baskılarından biri var. Bir de Avcının İntikamı diye bir kitap var. Birini okudum, birini okumadım. Avcının İntikamı'nı okumadım soruyorsanız. Ve burada şöyle Persephone ve Hades, Littering'e olan Yer Kara var. Bir de Ara Dünya var Neil Gaiman'ın. Bunu çok severim. Bunu da bana yayın evi göndermişti. Şimdi kaç kitap oldu? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33 kitap oldu. Sadece 3 rafta. Ne yapacağız bilmem. Şimdi altlardaki rafları görebilin diye ben de yere oturdum arkadaşlar. Burada en altta bir rafımız var. Onu da büyük ihtimalle göremiyorsunuz. Bu rafta ajandalar, test kitapları, dergiler ve defterler var. O yüzden o rafı hiç ellemeyeceğim. Çünkü okunacak bir kitap yok. Bu rafı görüyorsunuz. Büyük ihtimalle zaten şuraya kadar görüyorsunuz. Ondan sonrakileri ben size göstereceğim. Bir de alttaki rafımız var. Alttaki rafımız daha bir kısmı boş. Şimdi bakalım neler var. Edelerin Peşinde var. Bana Dokunma var. Edelerin Peşinde'yi okudum. Direkt çeviriyorum. Obsidian, Onyx, Opal var. Bu arada Bana Dokunma'yı aldım ben birkaç ay önce biliyorsunuzdur. Ama asla okumadım. Neden okumadım? Çünkü yeni basımını almayı istiyorum. Şimdi Bir İz Bırak var. Bunu çok seviyorum. Fantastik bir kitap. Bunu da koyalım. Bunu okudum. Kur'ansız Yandaş birinci kitabı olmadığı için okumadım. Madeleine Binner'den Ben Kirke ve Akilius'un şarkısı var. Okudum bunları. Sonra Cazının Yüreği, Kızların Suskunluğu okudum. Karanlık Sular var. Okuduk. Travma Sonrası Aşk Çarpması diye bir kitabımız var. Bunu da okudum. Dur, diğer kitapları göstereyim size. Tüm Kapıları Kilitle var. Okuduk arkadaşlar. Kurtulan Kızlar okuduk. Ve Silinç diye bir kitabımız var. Mart Yayınları'ndan. Bunu okumadım. Okumak istiyorum bunu da aslında. Şunları ters bir şekilde koyalım. Bana almadığım bu seri başlangıç kitaplarına gerçekten almamı söylerseniz çok mutlu olurum. Burada Yüzüklerin Efendisi birinci kısım ve üçüncü kısım var ama asla ikinci kısım yok. Yani okumadım o yüzden ikinci kısım olmadığı için. İkinci kısmı bana hediye etmek isteyen bir yiğit çıkarsa kabul ederim. Ardından burada Vampir Günlükleri var. Şöyle bunu da okudum. Ters çevirelim.
Sonra Brandon Sanderson'dan Ritmatist ve Magisterium Demiryıl var. Cassandra Clare ve Holly Blaine beraber yazdığı. Bunları da okumadım. Elinin kitaplığından çarptım bunları. Ardından burada bakalım Tavan Arası Ali Gür. Ahmet Altan'dan Son Oyun. Bakalım Türkiye Sen Kimsin? Gündüz Vasaf. Manevi Kardeşimin Hikayesi. Bunların hepsi lisede bana okulum tarafından hediye edilmişti. Hepsini o zaman okudum, bitirdim bu arada. Koyalım. Ritmatis ve şeyi var. Onları yeni yerleştireyim. Okumadım çünkü onları. Az önce 33 demiştim. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 44 kitap etti bile. Harika. Bunlara bakalım. Size göstereceğim. 50 felsefe fikri var burada. Eren'den alıp asla okumadığım. Yunan ve Roma mitolojisi var Say Yayınları'ndan. Bunu da okumadım. Ardından Bayan Po adında 3 liraya aldığım Doğan kitabı. Taş Düz var. Eski baskısı fark ettiyseniz. Taş Düz'ü okudum. Şöyle çevirelim. Bunu okumadım ama. Sonra Fanny ve Zoe var Salinger'dan. Çağlar Tarlası'nda Çocuklar Salinger'dan. Bunları okudum. Bunları da ters çeviriyorum. Şöyle bir yığın daha alalım. Salinger'dan 9 öykü var. Okudum arkadaşlar. Salinger'ın neredeyse elimdeki tüm kitaplarını okudum zaten. Minnesota 5 Sevim Apartmanı. Bunu okumadım. Minnesota Deli Kadın Hikayeleri. Bunu da okumadım. Kazuo Ishiguro'nun Günden Kalanlar kitabı. Çok beğeniyorum bu kitabı. Okudum bunu. Bunu da koyalım. Gerçekten çok beğeniyorum bu arada. Kazuo Ishiguro'dan Yine Beni Asla Bırakma ve Armin Maloff'tan Semerkant kitabımız var. Bunların ikisini de okumadım. Şunları şöyle koyalım. YKY'den yeni kitaplar alma vaktim gelmiş arkadaşlar. Sonra Melek Karşı adına dergah yayınlarından bir kitabımız var. Bulaç'ın sapık kitabı var. Bunun filmi de vardır biliyorsunuz. Bu bir sizi biraz bu sayfada bitirdim. Burada Emre Gül'ün Yalancılar ve Yabancılar serisinin ikinci kitabını okumadığım Arşiv Azat, Victoria Schwab'tan. Ardından bir de Ben Günlükleri var. Burak'ın hemen hemen hepsini okumuşum çünkü Burak genellikle serilerden oluşuyordu. O yüzden hepsini okumuşum. Şiddetli Sonlar var. Bunun ilk kitabı yok. Sabah Yıldızı, ondan sonra Tanrı ve Canavarların Düşleri. Şurada bir serimiz var, 3 kitap. Bunu bedavaya toplamıştım, o yüzden çok yasım gelmemiş anladığım kadarıyla. Şöyle göstereyim. Ardından burada bir de Hilal Şehir kitabımız var. Şimdi aşağıda Parazit ve Panzer'i var Jessica Shervington'dan. Sonra Yolcu diye bir kitabımız var. Leo'nun Şansı var ve bu Melissa Perrin'in bu serisi var. Bu seriyi de çok uyguna toplamıştım ve yıllardır asla okumadım bu seriyi de arkadaşlar. Neden bilmiyorum yine. Burada 3'lü bir kitap serisi olan Emre Gül'ün Narbalkan Kar serisi var. Ardından Gençtim Başlamalı hediye olarak gelen Kelebek Zihinli Çocuk ve Sahipsizler var. Sonra yabancı yayınlarından Son Başlangıçlar var. Bunu kutulu set olarak almıştım. Birinci kitabını okudum. Burada Yetik Ülke, Ötüken yayınlarından Robinson Crusoe var. Bunu okumayı çok istiyorum. Özel baskı olarak almıştık. El Kennedy'den sadece okumamış bir kitabım var. O da iki kitap birbiriyle iç içe geçmiş. Cesaret kitabı. Briar serisi 4. kitabı buradan. Bu rafta pek fazla bir şey yok. Üst katı göremediğiniz için gösteriyorum. Craig Sevin'den Bal Arası, Ateşin Vali, Hırsızların Yemini. Bunun birinci kitabı olmadığı için asla okuyamadım. Sonra burada şöyle kitaplarımız var. Bunlar hemen hemen yeni aldığım kitaplar. Nemesis'ten Günün Sonu. Ardından az önce kargo geldi, onu açtım. Daisy Mason Nerede? Şöyle koyalım. Stephen King'den Enstitü. Üst Kattaki Deli Kadın ve Yedi Kız Kardeş kitabı var. Bunların hepsini umarım en kısa sürede okurum. Ardından bu hafta Dan Brown'un Başlangıç kitabı var. Sonra Senden Sonra Bir Gün kitabı var. Bu sanırım eşini kaybeden bir adamın hikayesini anlatıyor. Ardından
İfritlerden Drakula'ya Modern Vampir Mitinin Doğuşu diye bir kitabımız var. 3 liraya almıştım arkadaşlar. Sonra Kesişen Hayatlar Kapısı var. Bir Gün diye bir kitabımız var. Böyle Karayip Mektupları diye bir kitabımız var. Ardından Mitoloji, Sophie'nin Dünyası ve Jane Austen'ın biyografisi var. Bu şekilde. Bunlar okumadığım kitaplar yine. Şunları da yan yana koyayım da okumamışlar bir arada dursun. Şimdi burada Köpek Gibi Büyütülmüş Çocuk, Lukov'dan Sevgiler var. Sonra Sabah Yolcuları adında bir kitap. Sonra Yalnız Nil adında. Aslında bunu gerçekten çok okumak istiyordum. Neden okumadım ki? Keşke okusaydım. Şöyle bir kitabımız var. Reşat Ekrem Koçu'dan Osmanlı tarihinin İstanbul Panoraması diye böyle tarihlerle yazılmış bir kitap. Asla okumam diye düşünmekteyim onu. Ama kitaplık durunca iyi oluyor. Sonra Karahanlı'nın Efendileri serisi ve Brenda Joyce'un kitapları var. Ardından onlar hariç, bu kitap yurdumdan aldığım kitapları hariç elimde Mevsim Hep Sonbahar, Baedeker üçlemesinden Julia, Günahkar Çocuklar ile geçiyormuş. Rüzgarda Savrulan Küller diye böyle bir kitabımız vardı. Bunu çekilişten kazandım. Bunu yayın evi gönderdi. Bunu da ben kendim 10 TL'ye almıştım. 10 TL'ye aldığım için hatırlıyorum. Şöyle koyayım. Tarihi aşk rafım baya geniş ama asla tarihi aşk okumadım nedense son zamanlarda. Son kitaplık teyze arkadaşlar. Burada çok fazla kitap yok. Burası genellikle klasik. Şu rafı görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bu raf tamamıyla neredeyse verilecek kitaplardan oluşuyor. Okuyup sevmediklerim başlayıp yarım bıraktığım kitaplardan oluşuyor. Burada çok az okumamış kitabım var. Şöyle göstereyim size. Zelda Fitzgerald'ın romanı Yine Sonbahar Gelecek diye bir kitabımız var. Ardından Kaygısız Beyin, Karanlıkta Bir Nehir, Bosnalılar. Bu kitap beni büyük ihtimalle çok yıpratacak diye okumayı ertelemiştim sürekli. Şunları da yan yana koyayım. Sonra burada Ezan diye bir kitabımız var. Bir Yeniçeri romanı diyor. Taşra'da Bir Ay, Perspektif, Simgesel Bir Kitap. Öfke Üzerine Üç Öykü. Gerçi bunu okumuştum. Ters çevirmemişim. Ve Diğer Kutsal Şeyler diye bir kitabımız var. Bunları yani arada alakasız kitaplar görüyoruz ince ince. Bunları genellikle bana bir kutu kitap gönderiyordu. Bir kutu kitapla anlaşmamız vardı. Bana her ay çıkardıkları kutulardan bir tanesini gönderiyorlardı. Artık göndermiyorlar. Onlardan gelen kitaplar. Bu hafta Martin Eden, Usta ve Margarita. Şöyle ince kitaplarımız var. Deniz Tersus, Ben Murtaza, Doktor Jekyll ile Bay Hyde, Zaman Makinesi, Stephen Zweig'den Kızıl, Leonid Andreev'den Kızıl Kahkaha. Onu merak ediyorum. Kızıl Kahkaha'yı çok merak ediyorum. Sonra Can Yayınları klasiklerinden Büyük Umutlar var. İki Şehrin Hikayesi ve Drakula var. Drakula'yı da çok merak ediyorum. Birazcık daha havaların soğumasını bekledim Drakula'yı okumak için. Bir de Sadık Hidayet'ten Hacı Ağa kitabımız var. Bunu da çok merak ediyorum. Aslında bunu yakın zamanda okuyabilirim. Böyle araya sıkıştırılıp bir günde bitirilebilecek bir kitap olabilir. Ardından şöyle 3 tane kitabımız var. John Steinbeck benim en sevdiğim, en sevdiğim kitap, yazarlardan biridir. Cennetin Doğusu var. Bunu şeyden tanıyabilirsiniz belki. Emma Chamberlain okumuştu bu kitabı. Sanki dünyada sadece o okumuş gibi göstermem. Neyse. Bir de Yer Altından Notlar. Bu Ellen'in kitabı. Bir de Çılgın Kalabalıktan Uzak var. Bunu alalı 8 sene falan oldu neredeyse. Hala okumadım. Çünkü benden önce Eren okudu ve Eren beğenmedim pek dedi. Yavaş dedi. Gerçi ben beğenebilirim ama yine de Eren okuyunca bir tamam ben de okumayayım havasına girdim. Neden bilmiyorum asla. Artık en üstteki rafımıza geldik. Aslında burada bir de Uğultulu Tepeler var. Ren Yayınları'nın versiyonu. Aslında okudum ama bununla da bir video çekeceğim için onu düz şekilde koydum. Sabahattin Ali'den İçimizdeki Şeytan. Bunu şeyden almışım. İş Bankası Yayınları'nda. Hüseyin Rahmi Gürpınar Mürebbiye ve Kuyruklu Bir Yıldız Altında İzdivaç kitabı var. Bunları BKM'den 5 liraya, 5'er liraya almıştım. O yüzden hala duruyorlar. 4 tane 4 kitap almışım. Sadece birini okumuşum. Bu da bir şeydir.
Sonra Sefilleri 1 ve 2 cilt olarak almıştım. Asla okumadım. Okumak istiyorum ama biraz gözüm korkmuyor değil. Şu şekilde göstereyim. Tam bir tuğlalar. Monte Cristo kontu gibiler biraz. İlyada ve Odessa'yı almıştım ders için ama bunları da asla okumadım. Aslında bir başlayıp okusam bence çok güzel gidecek, çok güzel akacaklar diye düşünüyorum ama bunları da asla okumadım. Ve son rafımızdaki son kitaplardan devam ediyorum. Bir Muhteşem Güneş'i almıştım. Okumamışım bunu ama Uçurtma Avcısı'na okuyup çok ağlamıştım. O yüzden okumuyor olabilirim şu anda da. Anna Karenina'nın tüm cilt versiyonu iletişim yayınlarından. Bunun çevirisi çok seviliyor. O yüzden ben de seveceğimi umuyorum. Sonra Antony Kassasros'tan Son Devrim'in Güncesi. Bu adamın çoğu kitabını okudum ve beğeniyorum. Çok garip bir yazım tarzı var. Zeynep Kaçar'dan Kabuk kitabı ve Andre Acıman'dan Adınla Çağır Beni. Bunu da nedense okumayı çok erteledim ve artık hevesim kaçtı gibi bakabilirsiniz bunlara. Yani okuduğum kitaplığımdaki çoğu kitabın okunmadığını varsayabiliriz. Toplam kaç kitap olduğunu bilmiyorum ama bir sanırım 200 tane kitap okumamıştır. Neredeyse 500 kitap var kitaplığımda ve küçüklüğümden beri 600 kitap okumuşumdur. Yani aldığım kitapların hemen hemen %45-%50'sini okumadığımı varsayabiliriz bence bu videoyla birlikte. Ama bu videodan sonra alışveriş yapmayacağım. Yayın evleri gönderirse ben o şekilde okuyacağım. Alışveriş yapmayacağım arkadaşlar. Bu da size bir andım, bir temennim olsun. Çünkü alışveriş yapınca gördüğünüz üzere okumuyormuşum. O yüzden biraz alışveriş yapmayıp sene sonuna kadar kendime sınır koyuyorum. Sene sonuna kadar sadece kitaplığımdaki bu kitapları okuyacağım. Büyük ihtimalle alışveriş yaparım ama. Çünkü birkaç tane kitabın ilk kitabı eksik. Eğer onları almazsam okuyamam. Bahaneler bahaneler. Siz de bilirsiniz. Neyse, sizinle bugünlük bu videodan bu kadar. Uzun bir video oldu. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizinle bir sonraki videoda görüşürüz. Bu arada günün sorusu, sizin kitaplarınızda okunmamış kartçı kitabınız var. Aşağıya yorum olarak yazarsanız sevinirim. Sizinle bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.